izleyiciler, merhaba hocam. Merhaba sevgili Yanardağ, merhaba değerli izleyiciler. Ne oldu, nedir bu arızayı bir... Ya öncelikle biz bütün seyircilerimizden, bütün Tele1 izleyicilerinden ve dostlarımızdan özür diliyoruz. Böyle bir arıza nedeniyle 3 saate aşkın süredir yayında olamadık ama değerli seyirciler, çok kapsamlı bir arızaydı hocam. Yani sistemde, sistem odamızda, yani yayının ne diyelim, kalbi bir anlamda, hatta yayının beyni daha doğrusu olan sistem odasında beklemediğimiz çapta ve derinlikte bir arıza meydana geldi. Bir sigorta atması ve onun ardından zincirleme yaşanan bütün cihazların çökmesi ile karşı karşıya kaldık. Ve arkadaşlarımızın olağanüstü bir çabasıyla biz bu yayını tekrar ayağa kaldırdık. O bakımdan çok sayıda seyircimiz bizi aradı, mesaj attılar, telefonlar susmadı, kişisel telefonlarımızdan aradılar, bir müdahale mi var diye. Hocam bu kaygı bile başlı başına ne kadar bir güven sorununun bu ülkede yaşandığını, bir hukuk devleti olmaktan çok, çok kolaylıkla sanki müdahale edilebilir, birinin yayını kesilebilir ya da bir çetenin saldırısına uğrayabilirsiniz ve sizin yayınınız, basın özgürlüğü, ifade hakkınız vesaire ortadan kaldırılabilir kaygısının toplumda ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor. Değerli seyirciler, bunların hiçbirisi yok. Hiçbirisi olmadı. Hiçbirisi olmadığı gibi biz kendi kendimizi eleştirmeye başladık. Onu konuşuyoruz zaten. Ya bu sistemin bir yedeği olmalıydı. Yedeği vardı, o yedeğinin yedeği de çöktü. Yani bu kadar kapsamlı bir arızaydı. Neyse giderdik, şimdi karşınızdayız. Herhangi bir siyasi müdahale yok, herhangi bir saldırıya uğramadık, herhangi bir hukuki sorunla yüz yüze değiliz. Tele1 burada yayında, bütün dostlarınızı izleyen herkes, bütün Tele1 seyircilerini ekran başına davet etsin, biz buradan davet ediyoruz. Bu çapta ve bu derinlikte bir arızanın bir daha meydana gelmemesi için elimizden geleni yapacağız ama Türkiye'de bunun garantisini vermek çok zor. Mesela bir iş yapıyorsunuz, Turkcell'in kablosunu bakıyorsunuz ki bir kazı yapılmış, koparmışlar. Yayını oradan gönderiyorsunuz. Turkcell diyorum, düzeltiyorum. Türk Telekom, devlet kurumu. Biz de onun abonesiyiz. Onun hatlarından gönderiyoruz. Efendim orada kazı, o, yaşadık böyle bir şey hocam. Bir yarım saat, geçen önceki sene bir yarım saat yayınımız gitti ama gündüz gitti. Onu çok fark etmediler. Bu akşam çok izlenen saate denk gelmediği için. Koparmışlar. Kabloyu koparıyorlar ve gidiyor. Şimdi bizim bulunduğumuz bölge de yeni işte gökdelenlerin vesairenin olduğu bir yer olduğu için ağırlık da çok fazla, yoğunluk da çok fazla. Altyapı sürekli yetmediği için değiştirilmeye ve yeterli hale getirilmeye çalışılıyor. Bu tip kazalarla karşılaşıyoruz. Tekrar ben çok özür diliyorum değerli seyirciler. Tele1'e desteğinizi sürdürüyorsunuz. Bunu görmek çok büyük bir mutluluk veriyor. Her yerden aradılar, Türkiye'nin her yerinden aradılar. Yeniden Tele1 ekranlarına bütün dostlarınızı, bütün tanıdıklarınızı çağırın. 18 dakika başladık. Kısa bir 18 dakika yapacağız. Yayın saatlerimize uymaya gayret edeceğiz. Buyurun hocam. Evet. Şimdi değerli izleyiciler, bu tabii bizim bu arızayla gündeme geldiği için